Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım ve Sayın Dinleyiciler, önce selam. Önce selamünaleyküm. Konuşmamın daha en başında söyleyeyim. Beşir Bey de bahsetti. Ben bir Cemil Meriççiyim. Bana göre insanın bir tane biyolojik babası vardır. Ama birden fazla entelektüel babası olabilir. Benim entelektüel babalarımdan biri, diğer entelektüel babalarımı da tanıyabilmem için bana ilk kapıyı açan düşünür Cemil Meriç'tir. Tabii ki benim Cemil Meriç'im ve buradaki konuşmacıların Cemil Meriç'i farklı olabilir. Cemil Meriç'in bu ülkesini çok, bu ülke kitabını ben çok önemsiyorum. Ve onun için Cemil Meriç'in bu ülkede filozof olduğunu söylüyorum. Geçenlerde başka bir Cemil Meriç'le ilgili toplantıda Cumhuriyet dönemi boyunca ya da Cemil Meriç bu ülkeyi yazdıktan sonra Cemil Meriç'in arkadaşlarına baktığımız zaman da Cemil Meriç'in bu ülkesi ayarında acaba başka bir metin gösterebilir miyiz diye merak ediyorum. Cemil Meriç'i en iyi anlamak, çağdaşlarıyla anlamak, kendi kontekstinde anlamak gerekir Cemil Meriç'i. Ben de Cemil Meriç'i gördüm. Gördüğüm için de bahtiyarım. Onunla bir röportaj yaptım. Göztepe'deki evinde gittim ve sohbetine katıldım. Sorularım vardı, sorular sordum. Ama mesela ilk gittiğimde ona bu ülkeden, bu ülkenin birçok bölümü ezberimdeydi ve o kadar çok tekrar okumuştum ki ezberlemiştim. Bir bölümü okudum. O okuduğum bölümü size de okumak isterim. Zaten biliyorsunuz, buradaki insanların birçoğu biliyor yani. Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, mazideki itişamından utanır oldu. Sonra bu unutkanlık, utangaçlığa bıraktı bir yerini. Diye devam ediyor. Malumunuz. Şuna inanıyorum ben. Benim bildirimin başlığı biraz postmodern vesaire vesaire kelimeler girmiş. Ben postmodern değilim. Cemil Meriç de bir postmodern değildi. Hepimizin aslında şöyle bir macera, mecradan geçtiğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Burada oturanlar, siz ve ben, birçok yönümüzde moderniz. Modern tramvaylara biniyoruz, modern yollarda yürüyoruz, modern kitaplar okuyoruz, modern bir havayı teneffüs ediyoruz. Ve hepimiz bundan nasiplendik. Modern kültürü, pop kültürü, değil mi? Bunları teneffüs ediyoruz yani. Ama bence bu bizim modern yanımız. Bir de işimizde premodern bir şey var. Premodern bir şey. 200 yıldır modernleşiyoruz. Bu içimizdeki premodern, modern öncesi en az 1000 yıldır. Mesela Türk devlet geleneğini ve Türkçeyi düşündüğünüz zaman binlerce yıldır. Biz kimiz? Bu 200 yıllık modernitenin bize armağan ettiği kimlik miyiz? Yoksa bizim biz olmaklığımız tam da içimizdeki premodern olan mıdır? İşte bu premodernlik keşfettiğimiz zaman kendimiz olabiliyoruz. Cemil Meriç beni Batı dünyasına açmıştır. Batı dünyasına açmıştır. İnsan bana göre farklı olanı tanıdığı zaman kendisini anlayabilir. Cemil Meriç de Paris'e gider.
Batın büyük kentlerine, büyük entelektüellerine gider. Çin'e gider, Hindistan'a gider. Fakat oraları tam da içimizdeki premodernliği keşfetmek için ziyaret eder. Bu Novalis'in ünlü sözünde söylediği gibidir. Bütün dönüşler yuvayadır. Paris'e gidebilirsiniz, Londra'ya gidebilirsiniz, Berlin'e gidebilirsiniz ama bütün dönüşler yuvayadır. Bütün dönüşler içimizdeki premodernedir. Biz içimizdeki premoderniz. Bunu şöyle de anlayabiliriz Cemil Meriç'i anlamak açısından. Biz bir yanımıza Kudüs ve Mısır geleneğinden geliyoruz. Buna İbrahimi gelenek diyoruz. Fakat dünyada bir de Atina geleneği var, Grekler geleneği var. Bu bizim bugün 200 senedir tanıştığımız uygarlık, medeniyet, bu Atina'nın devamı olan medeniyet. Ama biz Mısır geleneğinden geliyoruz. Mısır ve Kudüs geleneğinden geliyoruz. Ben içimizdeki premodernin tam da bu gelenek olduğunu düşünüyorum. Ama siz ve ben, buradakiler, ne kadar dindar olursak olalım, ne kadar işte yerli olduğumuzu iddia edersek edelim, biz eğitim görmüş insanlar, kabul edelim ki ilkokuldan itibaren bu Greklerin devamı olan bir medeniyetle büyüdük. Hocam söyledi, Cemil Meriç de öyle büyüdü. Şimdi bu bizim yazgımız, bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil yani. Biz tercihen bu Atina'nın devamı olan, Greklerin devamı olan medeniyeti tercihen almadık. Mecburen ona talip olduk. Bu bir kader, bu bir yazgı. Bence bu yazgıyı kabul etmek zorundayız. O zaman şöyle formüle edebiliriz. Biz hem İbrahim'i geleneğiz, geleneğin içindeyiz, hem de bu Atina geleneği içindeyiz. Müslüman Grek'iz, Grek Müslüman. Bunu reddetmekten vazgeçmeliyiz. Yani kendimize işkence etmekten vazgeçmeliyiz. Şimdi bu durumda bize düşen şey, bu dünyanın efendilerinin, bu Avrupalıların, Anglo-Saksonların, bu dünyanın efendilerini anlamak boynumuzun borcudur. Ben Cemil Meriç'i böyle okudum. Batı egemen, Batı belirleyici. İşte Türkiye merkezi düşünemiyoruz. Düşünemeyiz. Düşünemiyoruz yani. Bu bizim suçumuz değil. Çünkü dünyanın bir tek merkezi var ve orası. Egemenlik onun, güç onun, kültür onun elinde ve dolayısıyla Cemil Meriç beni bu Batı dünyasına açmıştır. Ve eğer ondan kaçamıyorsam, bu Batı'nın tahakkümünden, Batı'nın üstünlüğünden, Euro merkezlikten, Euro sentrizmden falan kaçamıyorsam, bana düşen en büyük görev bu kaçamadığım şeyi öğrenmektir. Ondan ancak öğrenerek kaçabilirim. Ve başka bir kaçma şansım yoktur. Bir kere bunu kabul etmeliyiz. Cemil Meriç bana göre bu açıdan bakıldığında Cemil Meriç Hugo'yu anlatırken, Cemil Meriç başka büyük düşünürleri, düşünceleri anlatırken bile işte Cemil Meriç'in farkı budur. O Cemil Meriç'in anladığı biçimiyle batıdır. Var olduğu şekliyle batı değildir. Cemil Meriç'in batılı düşünceleri anlama tarzı Cemil Meriç'in imzasını taşır. Yani bu ülkenin imzasını taşır. O bir Türkiye'li gibi anlamıştır ve bize sunmuştur. Biz Cemil Meriç'in metinlerini okuduğumuz zaman hep içimizdeki premoderne geri döneriz. Onun gibi yaparız. Geri döneriz. Benim için Cemil Meriç Araf'taki adamdır. Araf'taki adam sınırlarda dolaşır. Buna biz modern entelektüeller anlatırken marjinde durmak diyoruz. Marjinde durmak. Yani kendi uygarlığının marjinde durmak ama aynı zamanda başka uygarlıkların ve başka düşünme geleneklerinde marjinde durmak.
Entelektüel olmanın deyimlerinde ise raconu budur. Kimse marjinde durmadan entelektüel olamaz. Yani ideal formuyla entelektüel olamaz. Marjin bize mesafe alma imkanını sunar. Yani kendi medeniyetimizin marjininde durduğumuz zaman ona karşı mesafe alabiliriz. Batı uygarlığının marjinde durduğumuz zaman da ona karşı mesafe alabiliriz. Eleştirel tavır için mesafe şarttır. Yoksa atalarımızın söylediği şeyleri aynen tekrar ederiz, tekrar ederiz. Cemil Meriç bu anlamda Arap'ta durur ve Batı'yı anlatırken bile, yani hayranlıkla anlattığı durumlarda bile Batı düşünce geleneklerinin marjindedir. Kendisi sol gelenekten gelir ve onun marjindedir. Ama ben inanıyorum ki de facto Türkiye'nin modernleşme macerası gereğince zaten fiilen kendi uygarlığında marjindedir. Hocam söyledi, modern mekteplerde okudu. Modern düşüncenin büyük hocalarından ders aldı. Cemil Meriç işte anlamak için çağdaşlarına bakmak lazım. Cemil Meriç'in çağdaşları, birçok çağdaşı ne kendi uygarlıklarının marjinde durabildiler, ne de ilgilendikleri, hayranlık duydukları Batı düşüncesinin marjinde durabildiler. Onlar kendi medeniyetlerden bilinçli olarak çıkmayı tercih ettiler. Out oldular. Ve dolayısıyla kendi medeniyetlerine dışarıdan baktılar, marjinden değil. Marjin bize hem kendi geleneklerimizden beslenme imkanı hem de dönüp onu eleştirme imkanı verdi. Yani entelektüelin yaratıcılığı, yeni fikirler söylemesi burada gerçekleşir. Bence Cemil Meriç bu anlamda marjinde bir entelektüeldir ve bana göre Türkiye'de eğer entelektüel diye biri olacaksa, bir kişilik olacaksa bana göre bunun tipik örneği Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç, doğum yıldönümlerini kutladığımız 3-5 kişiden biridir. Bunu size hatırlatmak istedim. 3-5 kişiden biridir. Bu 3-5 kişi, Tanpınar, Topçu, Cemil Meriç ve Necip Fazıl'dır. 3-5 kişiden biridir. Cemil Meriç, entelektüel olmayı da şöyle anlamak gerekir. Cemil Meriç'ten yola çıkarak düşündüğümüz zaman. Entelektüel zannediği gibi devlete kafa tutan, bilmem neye kafa tutan kişi değildir. Entelektüelin ilk önce hesaplaşması gereken şeyi bağlı bulunduğu ya da öğrendiği düşünme gelenekleridir. Bu gelenekler kendi tarihimizden devraldığımız düşünme gelenekleri olabilir, Batılılardan devraldığımız düşünme gelenekleri olur. Entelektüel önce bu geleneklerle hesaplaşmalıdır. Entelektüeli entelektüel yapan şey budur. Gerçek entelektüel budur. Önce düşünce alanında, kendisi düşünce kulvarındadır, politika kulvarında değildir. Dolayısıyla ilk yapması gereken şey varisi olduğu düşünme gelenekleriyle hesaplaşmaktır. Cemil Meriç'i düşünür yapan şey bu Batı geleneğidir ve onunla bence hesaplaşmıştır. Benim için Cemil Meriç, kelimelerle dans eden adamdır. Kimi belinde kılıçla doğar, kimi elinde kalemle. Ben kalemle doğmuşum. Bana göre Cemil Meriç'in kendisini en iyi anlattığı ifadelerden biri budur. Düşünmek ve yazmak kelimelerle danstır. Bana göre eğer ben eksik okumadıysam Türkiye'de bu kelimelerle dans denen şeyi en iyi yapan adamdır. Çünkü şiirin tornasından geçmiştir. Aynı zamanda tercümenin tornasından geçmiştir. Ve tabii ki başka şeyler de vardır yani. Cemil Meriç'i okurken öyle büyüleyici bir dili vardır ki bu büyünün etkisi altında kalarak muhtevayı kaçırırsınız. Yani o kadar etkilidir. Benim için Cemil Meriç'i güzel yapan, yani iyi bir yazar yapan
hususiyetlerden biri budur. Bana göre, belki abartılı bulabilirsiniz, yani abartılı bulabilirsiniz, sözü de bir abartı olabilir. Bana göre Cemil Meriç Octavio Paz'dan daha büyüktür. Çoran'dan daha büyüktür. Türkiye'de entelektüellerin ellerinden düşürmediği ve öğrencilere tavsiye ettiği batılı bir sürü yazardan daha büyüktür. Ve bana göre Cemil Meriç Türkiye'nin Nietzsche'sidir. Şu anlamda Nietzsche'sidir. Cemil Meriç yazarken ve düşünürken üslubundan bunu görürsünüz. Tanpınar gibi fırça darbeleri kullanmaz. Cemil Meriç'in elindeki kalem fırça değildir. Cemil Meriç'in elindeki kalem bence çekiçtir. İşte bu yanıyla Cemil Meriç'in metinlerini okurken hem yazılarında muhatabı olan fikirleri ve kişileri çekiçler, hem de onu okuyan okuyucuyu minik çekiç darbeleriyle çekişler. Yani uyandırır. Evet, vakit sınırlı olunca biraz da tabii insanın konsantrasyonu bozuluyor. Ben çok azımızın, buradaki oturan kişiler de dahil, çok azımızın biz öldükten sonra da okunabilecek, hatta kaç kuşak okunabilecek kitaplar yazabileceğimizi düşünüyorum. Cemil Meriç, öldükten sonra da okuyabileceğimiz, daha sonraki nesillerin de tekrar okuyacağı kitapların yazarıdır. Teşekkür ederim. Evet, biz de Hüsamettin Arslan'a teşekkür ediyoruz.